mesajla dikkat edin, sağanak yağış geliyor, evlerinizden çıkmayın vesaire gibi bir yazı yazılmıştı. Peki Ekrem İmamoğlu neredeydi o sırada? İstanbul'da mıydı? Hayır, kimse bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Sayın İmamoğlu sahada değildi, orası kesin. Ama neredeydi? Sosyal medyadaydı. İstanbul'da krizi sosyal medyadan yönetmeye çalıştı. Şöyle bir tweet attı. Ortalama Temmuz yağışın 5 katı yağış düştü İstanbul'a. E tamam, tehlikeyi biliyorsunuz işte. Ne kadar fazla yağış düştüğünü biliyorsunuz. Ve hiçbir noktada sorun yaşanmadı. İşte İstanbul'da olmazsanız, sahada olmazsanız, sosyal medyada boy gösterirseniz İstanbul'da bir kriz yaşanırken sorun yaşanmadı diyebilirsiniz. Gerçeklerden uzak bir tweet atabilirsiniz kamuoyunu bilgilendirmek adına. Ve sonra şöyle bir tweet attı Sayın İmamoğlu. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim. Teşekkür mü edelim yani? Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerime huzurlu bayramlar dilerim. Valla Sayın İmamoğlu, siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz, şu anda tatil yapıyorsunuz, keyfiniz yerinde. Ama İstanbullu inanın huzurlu bir bayram geçirmiyor. Sizin görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Şunu merak ettik ha, kimsenin hakkını yemeyelim. İstihbarat şefimiz Fersun Yelken'e sordum. Acaba derim Ekrem Bey nerede? Yani çünkü İstanbul'da olduğunu düşünüyordum ben de. İnanmadım ilk başta. Kendisi yardımcısına bir mesaj attı. Ekrem Bey şehir dışında mı, doğru mudur diye sordu. Yardımcısı da evet dedi. Yani ailesiyle beraber Ekrem Bey tatildeymiş. Eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi. Depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti. Karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım. İstanbul'un başında böyle durumlarda olmayacaksınız. Ne zaman olacaksınız? Onu da sormak lazım.